Herkese merhabalar. TRL'de oldukça kullanışlı olan oyun sonunda toplayabileceğiniz araç olan Drill Containment Unit'in nasıl yapıldığını göstereceğim. Bloklara kazmaların kırabileceğinden çok daha hızlı kırıp aynı zamanda uçmanızı veya sadece havada asılı kalmanızı da sağlayan bu cihaz oldukça işinize yarayabilir. Luminate Bar ile başlayalım. Luminate Ore elde edebilmek için Moonlord'u kesmek gerekiyor. Moonlord'u madalyon kullanarak sürekli çarpıp kesebilirsiniz veya dungeon kapısındaki Lunatic Cultist'i dövüp ardından Celestial Pillars'ı yenerek sürekli Moonlord çağırabilirsiniz. Her Moonlord'u kesmenizi Luminate Ore düşüreceksiniz. Düşürdüğünüz orları Lunatic Cultist'ten %100 ihtimalle düşen Engine Manipulator aracılığıyla Lunatic Bar'a çevireceksiniz. Toplamda 40 tane bar gerekiyor. Hellstone Bar yapımından gerekli olan obsidyen için ilk önce herhangi bir demir barı kullanarak anvil üzerinden empty bucket yapacaksınız. Bu vakitleri herhangi bir su kaynağından su ile doldurup Underworld bölgesinde bulunan herhangi bir lav üzerine kovadaki suyu dökerek obsidyen oluşturup toplayabilirsiniz. 40 adet obsidyene ihtiyacınız olacak. Hellstone'u ise Underworld bölgesinde lavların yakınında bolca bulabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, kırdığınız zaman lav çıkartıyorlar. Bunların ise 120 adet toplamanız gerekiyor. Ardından yine Underworld çevresinde binaların içinde oldukça rahat bulabileceğiniz Hellforge'ları kullanacaksınız. Hellforge'lardan 2 tane toplayın. Videonun devamında ihtiyacınız olacak. Bunun üzerinde topladığımız materyallerle 40 tane Hellstone Bar elde ediyoruz. Chlorophyte Ore Underground Jungle'da bulunuyor. Bu kaynağın ortaya çıkması için mekanik bossları kesmiş olmanız gerekiyor. Bu kaynakları arayıp bulacaksınız. İşiniz kolaylaştırması için Mining Potion kullanabilirsiniz. Oynadığınız platformlara göre ihtiyacınız olan ore değişebiliyor. Ben bilgisayardan oynuyorum. Toplam 120 bar gerekiyor. Yani 720 adet ore'a ihtiyacınız olacak. Telefondan oynayanlar için ise 600 adet ore gerekli. Shroomite Bar için gerekli Chlorophyte. Az önce istediğim 120 adet içinde mevcut, yani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. İhtiyacımız olan ikinci malzeme Glowing Mushroom. Bunun için haritamızda Glowing Mushroom biyomu bulup orada bolca bulunan mantarları toplamamız lazım. Ayrıca Truffle'a da ihtiyacımız olacak. Haritanızda Truffle yoksa sağ üstte ek açıklamaya koydum. Truffle'ı haritanızda nasıl çağırabileceğinizi anlatan videoyu izleyip çağırabilirsiniz. O video aracılığıyla oluşturacağınız daha büyük Glowing Mushroom biyomu ile daha hızlı Glowing Mushroom toplayabilirsiniz. İhtiyacınız olacak Mushroom adeti 600 tanedir. Ardından Truffle'dan satın alacağınız Auto Hammer aracılığıyla 40 adet Chlorophyte barı Glowing Mushroom ile birleştirip toplamda 40 adet Shroomite bar elde edeceksiniz. Spectre Bar için de gerekli Chlorophyte topladığınız 120 adet Chlorophyte de mevcut. Gerekli diğer malzeme 20 adet Ektoplazm olacak. Bunu da haritanızdaki dungeon içinde bulunan dungeon spiritlerden düşürüyorsunuz. Dikkatli olun, dungeon'daki tek problem yaratıklar değil. Ayrıca tuzaklarla dolu malzemeler hazır olduktan sonra Underworld'dan topladığımız Hellforge ile 30 adet adamantit veya titanium oru anvil'da birleştirerek oluşturduğumuz forge üzerinde Chlorophyte bar ile ektoplazmı birleştireceksiniz. Toplamda 40 adet Spectre bar elde edeceksiniz. Son ihtiyacımız olan malzeme Meteorite bar. Bunun için mekanik ve bossların yenilmiş olması gerekiyor. Ardından dünyanıza meteor düşecek. Bunu bulup toplamda 120 adet olacak kadar meteorit toplayacaksınız. Bunu Furnace'de 40 adet olacak şekilde meteorit bara çevireceksiniz. Şimdi topladığımız tüm barları mitril türü anvil'larda birleştirip Drill Containment Unit'e sahip olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz çok memnun olurum.